Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle küreselleşme ve ülkeler arası etkileşimin ikinci bölümünü ele alacağız. Burada öncelikle sınırı aşan su sorunundan, ardından sanayileşme süreci İngiltere'den bahsedeceğiz. Bunun yanında ABD ve ABD'den sonra da Japonya'yı ve son olarak da Almanya'yı ele alacağız. Dolayısıyla bu ülkelerden de bahsedeceğiz. Öncelikle sınırı aşan su sorunu ile başlıyoruz. Günümüz dünyasında hızla artan nüfusa bağlı olarak su tüketiminin artması, yeraltı kaynaklarının bilinçsiz kullanılması ve küresel iklim değişiklikleri su kaynaklarının paylaşımı noktasında pek çok sorunun ortaya çıkmasına yol açmıştır. Özellikle dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 9 milyarı geçeceği ifade edilmektedir. Dolayısıyla bu artan nüfus su sorunlarını beraberinde getirecektir ve bu durumlara bağlı olarak da çeşitli su sorunları yaşanacaktır. Bu sorunlar 1970'li yıllardan itibaren su savaşları olarak geçmeye başlamıştır. Dünya genelinde su sıkıntısı çeken 26 ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerden 14'ü Orta Doğu'dadır. Orta Doğu'nun özellikle iklimsel özelliklerinin sıcak ve kurak olması su kaynaklarının önemini arttırmıştır. Orta Doğu'da yer alan ve su kaynaklarının ortak kullanılması bu sorunun temelini oluşturmaktadır. Türkiye'nin su kaynakları yönden zengin olması ve güneyindeki Orta Doğu ülkelerinin kurak iklim koşullarına bağlı olarak su sıkıntısı çekmesi Türkiye'yi avantajlı bir ülke haline getirmiştir. Fakat Fırat, Dicle, Asi, Kura ve Aras gibi nehirlerin ortak kullanıma açık akarsular olması su sorununa dayalı sıcak çatışma bölgelerinde yer almasına yol açmıştır. Ülkemizden kaynağını alalım. Özellikle Fırat ve Dicle nehirlerinin yaz mevsiminde kullanımı Türkiye, Suriye ve Irak arasında anlaşmazlıkların yaşanmasına neden olmaktadır. Burada özellikle Türkiye, Suriye ve Irak arasında Fırat ve Dicle nehirlerinin paylaşımı konusunda çeşitli anlaşmazlıklar olmaktadır. Bu ifadeyi özellikle unutmamakta fayda var. Bunun yanında yurt dışından kaynağını alıp Türkiye sınırından Akdeniz'e dökülen Asi Nehri de Suriye ile Türkiye arasında anlaşmazlığa yol açmaktadır. Orta Doğu'da ortak su kullanımından kaynaklanan su sorunları Suudi Arabistan ve Arap Yarımadası'nın güneyindeki ülkeler dışında tüm ülkeleri ilgilendirmektedir. Örneğin Orta Doğu'nun en önemli su kaynaklarından biri olan ve Suriye'ye ait olan Golan Tepeleri İsrail tarafından işgal edilmiştir. Dolayısıyla bu durumda çatışmalara neden olmuştur. Burada İsrail ile Suriye arasında su sorununa neden olan temel unsur Golan Tepeleri. Bu ifadenin de unutulmaması önemlidir. Şatül Arap su yolunun kontrolü nedeniyle İran ve Irak arasında sıcak çatışma çıkmıştır. Özellikle Fırat ve Dicle nehirleri Şatül Arap su yolunu oluşturmaktadır. Burada Şatül Arap su yoluyla ilgili çatışmanın da Irak ve İran arasında yaşandığını yine bilmemizde fayda var. Afrika açısından önemli su kaynağı olan Nil Nehri, ortak kullanıma açık olan su rezervlerinin paylaşımından dolayı sıcak çatışmaların çıktığı bölgelerde bulunmaktadır. Özellikle Mısır, Sudan, Etiyopya, Güney Sudan ve Uganda arasında Nil Nehri'nin paylaşımı konusunda çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Yine ABD ve Meksika sınırları içerisinde yer alan Colorado Nehri'nin paylaşımında yine bazı sorunlar yaşanmaktadır. Konumuza bir örnek soru ile ÖSYM'nin 2012 yılında sorduğu bir soruyla devam ediyoruz. Günümüzde doğal ve beşeri nedenlere bağlı olarak dünyanın çeşitli yerlerinde sıcak çatışma bölgeleri oluşmuştur. Bunlardan biri de Orta Doğu'dur. Orta Doğu'da yaşanan aşağıdaki durumlardan hangisi Türkiye ile bölgedeki bazı ülkeler arasında sorun oluşturabilmektedir? A seçeneği toprak paylaşımı, B seçeneği önemli ulaşım yollarının kontrolü, C seçeneği akarsu kaynaklarının kullanımı, D seçeneği maden kaynaklarının paylaşımı, E seçeneği enerji kaynaklarının paylaşımı. Şimdi burada özellikle Orta Doğu'da ve Türkiye arasındaki sorunların temelinde ne olduğu ifade edilmiş. Orta Doğu kurak bir bölge ve özellikle Türkiye'deki Fırat ve Dicle gibi nehirler Orta Doğu'ya geçerken Türkiye'nin bu nehirler üzerinde barajlar kurması Suriye'ye daha az
su gitmesine ya da Irak'a daha su gitmesine neden olduğu için çeşitli sorunlara neden olmaktadır. Ve bu durum akarsu kullanımının fazla olmasıyla ya da Türkiye'nin akarsuların kontrolünü ele almasıyla ilgilidir. Ve dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Konumuza sanayileşme süreci ve İngiltere ile devam ediyoruz. İngiltere bugün başkenti Londra olan, dili İngilizce, dini Hristiyanlık genel alanda olan bir ülke. Aynı zamanda kişi başına düşen milli gelirin yüksek olduğunu görüyoruz. Yıllık nüfus artışı 1000'de 1, şehir nüfus oranı %89, dolayısıyla bu da geliştiğini gösterir. Okuma yazma bilmeyenlerin ise baktığımız zaman oranı %0 ve ortalama yaşam süresinin de özellikle uzun olduğunu görüyoruz. Bu da gelişmiş olduğunu gösterir. Şimdi İngiltere'nin coğrafi konumu ile başlayalım. Kuzeybatı Avrupa'da bulunan İngiltere, doğusunda Kuzey Denizi, güneyinde Manş Denizi, kuzeybatısında Atlas Okyanusu bulunan bir ada ülkesidir. Doğal özelliklerine baktığımızda öncelikle yağ şekillerinden bahsedecek olursak, İngiltere'nin kuzey, orta ve güneybatı kesimleri dağlık, güney ve doğu kesimleri ise ova, plato ve alçak alanlardan oluşur. Ülke kıyılarında koy ve körfez sayısı fazladır. Haliç ve falez oluşumlarına rastlanır. Ülkedeki en önemli dağlar İskoçya'daki Hinglands ve Grampian dağları, Galler'deki Champion dağlarıdır. Akarsu ve göllerine baktığımız zaman ülke akarsularını oluşturan Thames, Severn ve Trent nehirlerinin rejimleri düzenli. Özellikle İngiltere'de okyanusal iklim yaşandığı için bundan dolayı akarsu rejimi düzenlidir. İngiltere bir ada ülkesi olduğundan genel olarak akarsuların boyları da kısadır. İklim ve bitki örtüsüne baktığımızda İngiltere'de her mevsim yağışlı olan okyanusal iklim özellikleri görülür. Yılın büyük bir bölümünün bulutlu, yağışlı ve sisli geçmesi güneşli gün sayısını azaltmıştır. Doğal bitki örtüsü ormanlardan oluşur, dağların yüksek kesimlerinde çaylar da görülmektedir. İngiltere'de genel olarak okyanusal iklim görülür, Türkiye'deki Karadeniz iklimine benzer özellikler taşımaktadır. Beşeri ve ekonomik özelliklerine baktığımız zaman öncelikle nüfus ve yerleşme ile devam edelim. İngiltere Avrupa'nın en yoğun nüfus ülkelerinden biridir. Nüfus iklim şartlarının elverişli olduğu güney kesimlerinde toplanmıştır. Güneyde nüfus daha fazla. Bunun sebebi kuzeyine gidildikçe sıcaklığın azalması. Buralarda toplanmasında en etkili olan unsur aslında sanayileşme faaliyetlerinin fazla olması ya da gelişmiş olmasıdır. Londra, Liverpool, Manchester, Birmingham, Edinburgh nüfusun yoğun olduğu şehirlerdir. Doğumların az olmasına rağmen göçlerden dolayı nüfus artış hızı fazladır. Nüfusun %90'ına yakın kısmı şehirlerde, %10'u kırsal kesimlerde yaşar. Bu da İngiltere'de şehirleşme hızının yüksek olduğunu ve dolayısıyla gelişmiş olduğunu gösterir. Burada Manchester'dan özellikle şunu anlamda ifade etmek istiyorum. Manchester ilk sanayi kentidir. Bu açıdan önemli olduğunu belirtebiliriz. Tarım ve hayvancılığa baktığımız zaman İngiltere'deki güney ile doğu kesimlerdeki ovalık ve düzlük alanlarda tarıma elverişli yerlerdir. Tarım ve hayvancılık faaliyetiyle ülkede çalışan nüfusun yaklaşık %4'lük kısmı uğraşır. Tarımsal faaliyetler modern yöntem ve tekniklerle yapıldığı için verim yüksektir. Biz bu modern yönteme de intensif yöntem diyoruz. Dolayısıyla tarımda çalışanların oranı az olması bizleri tarımın gelişmediği konusunda yanıltmasın. İngiltere modern teknikler kullandığı için tarımsal gelirleri fazla ve gelişmiştir. Ülkede özellikle patates, şeker pancarı, tahıl, sebze ve çeşitli meyveler yetiştirilmektedir. Bir diğeri sanayi. İngiltere sanayi devriminin ilk gerçekleştiği ülkedir. İngiltere'de buhar makinesinin icadı ile sanayileşme başlamış ve daha sonraki dönemlerde hız kazanmıştır. Sanayi devriminin İngiltere'de gerçekleşmesinin nedeni ise coğrafi keşifler, özgür düşünce ortamının bulunması, bilimsel ve teknik anlamdaki buluşlar özellikle etkilidir. Bazen soru olarak karşımıza gelebilmektedir. İngiltere'nin sanayinin özellikle İngiltere'de gelişmesinin sebebi karşımıza soru olarak gelebilir. Ülkede kömür, demir ve buharın sanayide ortak kullanımıyla demir yolu ağı hızla gelişmiş ve sanayileşme tüm ülkeye yayılmıştır. İlk sanayi şehri Manchester'dır. Günümüzde demir çelik, otomotiv, dokuma,
makine, gemi, uçak en önemli sanayi kollarıdır. Başlıca yeraltı kaynakları ise taş kömürü, doğalgaz ve demirdir. Son olarak İngiltere'nin ulaşım ve turizmine baktığımız zaman ülkede ulaşım faaliyetleri gelişmiş ve ulaşım ağı sıktır. 20 bin kilometreye yakın demiryolu ağı bulunmaktadır ve karayolları ise otoyol ve bölünmüş yollardan oluşur. Yani modern ulaşım sistemlerine sahiptir. Deniz ticareti çok gelişmiştir ve ülkede Fransa ile İngiltere arasında bulunan Manş Tüneli'nin de önemli olduğunu unutmayalım. Fransa ile İngiltere arasında Manş Tüneli yer alır. Ülkedeki bazı akarsuların rejimlerinin düzenli ve denge profiline ulaşmış olması akarsu taşımacılığını da geliştirmiştir. Özellikle sanayi devrimi sonrasında gemi ulaşımında akarsularda ulaşım için yararlanılmıştır. Ülke turizmi ise dünya turizm gelirinin %4,5'ini oluşturur. Genellikle kış turizmi ön plana çıkmıştır. Deniz turizmi ise bulutlu ve sisli gün sayısının fazla, güneşli gün sayısının az olmasından dolayı gelişmemiştir. İngiltere'de kış turizmi gelişirken, doğa turizmi gelişirken güneşlenme süresi az olduğu için yaz turizmi ya da deniz turizmi gelişmemiştir. İngiltere'nin ardından tarım ve ekonomi ilişkisini örnek olarak Nijerya ve ABD'den bahsedelim. Öncelikle Nijerya'yı ifade edelim. Nijerya'nın başkenti Abuja. Ülkede hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar bulunmaktadır. Kişi başına düşen milli geliri 950 ABD doları. Dolayısıyla baktığımız zaman gelişmemiş bir ülke olduğunu söyleyebiliriz. Yıllık nüfus artış hızının %25 olduğunu görüyoruz ki bu çok yüksek. Şehir nüfus oranı %43. Bu da yine gelişmediğine bir kanıttır. Okuma yazma bilmeyenlerin oranı ise yine %32 ve yüksek bir oran. Ve ortalama yaşam süresinin kısa olması da yine gelişmediğini gösterir. Nijerya'nın öncelikle coğrafi konumuyla devam edelim. Gine Körfezi ve Atlas Okyanusu'na kıyısı olan Orta Afrika ülkesidir. Ülkenin kuzeyinde Nijer, batısında Benin, doğusunda Kamerun, kuzeyi doğusunda Çat yer alır. Coğrafi konum olarak bir Batı Afrika ülkesi diyebiliriz. Yine burada Gine Körfezi ve Atlas Okyanusu'na kıyısı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Doğal özelliklerine baktığımız zaman öncelikle yağ şekillerini ele alalım. Ülkenin büyük bir bölümünü alçak plato sahaları ve düzlük alanlar oluşturur. En yüksek yeri doğuda Kamerun'la sınırı oluşturan 2000 metre yükseltideki Kamerun dağlarıdır. Yani ülke genel olarak yükseltinin az olduğu bir ülkedir. Akarsulara baktığımız zaman Nijer ve Benue en önemli akarsularıdır ki Nijerya'ya hayat veren iki tane akarsu var. Bunlar Nijer ve Benue ırmaklarıdır. Nijer Nehri Gine Körfezi'nde geniş delta havası oluşturmuştur. Bu da bu bölgede tarımın gelişmesini sağlamıştır. Nijerya'nın güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe iklim karasallaşır. Güneyindeki alçak alanlarda tropikal iklim görülür. Orta kısımdaki platolarda savan iklimi, kuzeydeki bölgelerde kurak bir iklim hakimdir. Bitki örtüsü ise tropikal ormanlar, savanlar ve steplerden oluşur ve Nijerya'da tropikal ormanlar yer aldığı için burada orman sanayisi de gelişmiştir. İklim ve bitki örtüsünün ardından Nijerya'daki beşeri ve ekonomik özelliklerden bahsedelim. Nüfus ve yerleşmesine baktığımız zaman Afrika kıtasında nüfusun en fazla olduğu ülkedir. Nüfus artış hızı oldukça fazladır. Lagos, Abuja, Ibadan ve Kano yoğun nüfuslu şehirleridir. Tarım ve hayvancılığa baktığımız zaman ülkede ekstansif tarım tekniği uygulanır. Yani ülkede ilkel tarım tekniği uygulanmaktadır. Bu nedenle oldukça verimin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Ülke topraklarının %25'i tarıma elverişlidir. Bu da halkın yarısından fazlasının tarımla uğraşmasına yol açmıştır. Kakao, kauçuk, pamuk, yer fıstığı, soya fasulyesi ve palmiye yağı bol miktarda üretilmektedir. Tropikal iklimden dolayı burada kakao gibi ürünler yetiştirilebilmektedir. Tropikal ormanların bulunduğu yerlerde ise ormancılık faaliyetleri gelişmiştir. Göçebe hayvancılığın yaygın olduğu Nijerya'da koyun, keçi ve sığır da beslenmektedir. Bir diğer özellik sanayi, ulaşım ve turizm. Dünyadaki gelişmekte olan ülkelerden biri olan Nijerya'da sanayi faaliyetleri gelişmemiştir. Petrol ve doğalgaz bakımından zengindir. Özellikle yeraltı kaynakları bakımından zengindir. Afrika petrol rezervinin 1/3'üne sahiptir. Doğalgaz ve petrol rezervi yönünden zengin olmasına rağmen kalifiyeli eleman yetersizliği, bilim, teknik ve eğitim olanaklarının yeterince gelişmemiş olması ülkenin ekonomik kalkınmasını yavaşlatmıştır.
Özellikle bir ülkenin doğal kaynak bakımından zengin olması tek başına bir şey ifade etmez. Bir ülkenin gelişebilmesi için doğal kaynaklarını etkili şekilde kullanılması da önemlidir. Ürettiği petrol ve doğalgazın büyük bir bölümünü gelişmişlik düzeyi fazla olan ülkelere işlenmemiş olarak ihraç eder. Yani kullanıma hazır hale getirmeden bu şekilde ham olarak ihraç etmektedir. Nijerya bu yönüyle yıllarca Avrupa ülkeleri tarafından sömürge olarak kullanılmıştır. Nijerya'da tarımda da ilkel metotların benimsenmesi, doğal koşullarda tarımsal faaliyetlerin yapılmasına yol açmıştır. Bu da tarım arazilerinden elde edilen birim alanına üretimin az olmasına yol açmıştır. Ülkede kara ve demir yolu az da olsa gelişmiştir. Kano ve Lagos havaalanları en işlek havalimanıdır. Turizm faaliyeti ise yok denecek kadar azdır. Nijerya'nın ardından gelişmiş bir ülkeyle, yani ABD ile devam ediyoruz. ABD'nin başkenti Washington. ABD'nin önemli bir bölümü Hristiyanlığa inanmaktadır. Ve ABD'ye baktığımız zaman bugün ABD'de çok farklı etnikler ve dini inanışa sahip insanların da topluluklarında bulunduğunu söyleyebiliriz. Kişi başına düşen milli geliri 46.380 ABD doları, yıllık nüfus artışı binde 8,9. Bunun yüksek olmasının temel nedeni arttırıcı politika uygulamasıdır. Şehir nüfus oranı %75 olduğunu görüyoruz. Okuma yazma bilmeyenin oranı ise düşük. Bu da gelişmiş olduğunu gösterir ve ortalama yaşam süresinin de uzun olduğunu görüyoruz. Şimdi konumuza ABD'nin coğrafi konumu ile devam edelim. Kuzey Amerika kıtasında yer almaktadır. Kuzeyinde Kanada, güneyinde Meksika, batıda Büyük Okyanus, doğuda Atlas Okyanusu bulunmaktadır. Rusya, Çin ve Kanada'dan sonra dünyanın dördüncü büyük yüz ölçümüne sahip ülkesidir. Doğal özelliklerine baktığımızda ABD yer şekilleri yönden 5 farklı bölgeden oluşur. Bunlar Atlas Okyanusu kıyı ovaları, Atlas Okyanusu'nun kıyısında yer alan Meksika sınırı ile Kanada sınırı arasında uzanan ovalardır. Ülke topraklarının %10'unu oluşturur. Bu ovaların yükseltisi az ve yine ovaların verimli olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla tarımsal anlamda önemli bir yere sahiptir. Diğerleri Apalaş Dağları bölgesi. Volkanik ve metamorfik taşlardan oluşan Apalaşlar zengin kömür yatakları barındırır. Atlas Okyanusu'na paralel uzanmakta olan bu dağların en yüksek noktası 2037 metredir. İç ovaları, merkezi konumda olan bu ovalar Karlık Dağları ile Apalaş Dağları arasında bulunmaktadır. İç ovalar ülke topraklarının %50'ye yakınını kaplar. Verimli toprakların bulunduğu bu ovalar Mississippi Nehri tarafından da sulanmaktadır. Bir diğeri Büyük Okyanus kıyıları. Büyük Okyanus kıyılarında dar bir şekilde uzanan kıyı ovaları bulunmaktadır. Bu alanda yer alan San Quentin ve Sacramento vadilerindeki önemli tarım alanları yer alır. Karalık Dağlık alanları. Genç bir arazi yapısına sahip Karalık Dağları Büyük Okyanus kıyılarına paralel uzanmaktadır. Bu dağlık alan yeryüzünün deprem yönünden en tehlikeli alanlarından bir tanesidir. Çünkü bu dağ aynı zamanda bir fay hattıdır. Burada aynı zamanda aktif volkanlar bulunmaktadır. Yellowstone Ulusal Parkı, Kolombiya Kapalı Havza'daki Büyük Tuz Gölü, Derin Kanyonlar ve Colorado Platoları bu dağlık bölgede yer alır. Bunlar aynı zamanda turizm anlamında da önemli alanlardır. Buralar her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir. Akarsularına ve göllerine baktığımız zaman ABD akarsu ve göller yönünden zengin bir ülkedir. Kaynağını iç kesimlerden alan Mississippi sularını Meksika körfezine boşaltır. Karalık dağlarından doğan Colorado ve Rio Grande ABD'nin en önemli akarsularındandır. Özellikle Colorado, Mississippi ve Rio Grande önemlidir. ABD'nin başlıca göllerine baktığımız zaman bu göller genelde buzul gölüdür. İsim olarak bahsedecek olursak Superior, Michigan, Huron, Erie ve Ontario gölleridir. Bunlar genel olarak buzul gölleridir. Kanada ve ABD sınırında yer almaktadır. İklimine ve bitki örtüsüne baktığımız zaman ABD'nin iklim çeşitliliği fazladır. Batı kıyılarında özellikle okyanusal, iç kesimlerde çöl ve ılıman karasal, Alaska'da tundra ve sert karasal, Hawaii ve çevresinde tropikal iklim koşulları etkilidir. İklimin çeşitli olması bitki örtü çeşitliliğini de yine arttırır. Ülkede bozkır, orman, çayır, tundra, maki ve çöl bitkilerini görmek de mümkündür.
ABD'nin beşeri ekonomik özelliklerine baktığımız zaman öncelikle nüfusundan bahsedelim. Amerika kıtasının keşfinden sonra Avrupalı göçmenlerin hakkında uğranan ABD, günümüzde Çin ve Hindistan'dan sonra nüfusu en fazla olan ülkedir. Çin ve Hindistan'ın ardından 3. sırada yer almakta. Ülke nüfusunun 1/4 birini Avrupa'dan gelen göçmenler, diğer kısmını ise Afrika kökenli köleler oluşturur. ABD'de nüfusun %75'i şehirlerde yaşamaktadır. Baktığımız zaman göller yöresi, Büyük Okyanusu, Atlas Okyanusu kıyısı yoğun nüfuslu bölgeleridir. Colorado, büyük havza ve dağlık sahaları nüfusun en seyrek olduğu yerlerdir. Nüfusa yerleşmenin ardından tarım ve hayvancılıkta devam ediyoruz. ABD topraklarının yarısı tarımsal faaliyetler için elverişlidir. Tarım arazilerinin verimliliği ve genişliği, modern tarım yöntemleri tarımsal verimliliği arttırmıştır. Ülkede tarımsal faaliyetlerde makine kullanımı yaygın olması, tarımda çalışan nüfusun az olmasına yol açmıştır. Özellikle burada makineli tarım yapılmaktadır. Konumuza bir dikkat notuyla devam edelim. ABD'de tarımsal verimin artmasına neden olan diğer etmenlerden bazıları şunlardır. Sulama koşullarının gelişmiş olması, tohum türlerinin ıslah edilmesi, yani kaliteli tohumların kullanılması ve melez tohum türlerinin üretilmesi, tarım alanındaki zararlılarla ilaçlamalar yapılması, bu ilaçlamalar sonrasında kaliteli ürünler elde edilmesi, zararlılarla mücadele edildiğini söyleyebiliriz. Bir diğeri, tarımsal faaliyetlerde gübre kullanımının gelişmiş olması. Şimdi ABD'de yetişilen ürünlere baktığımız zaman ve buradaki ürünlerde gübre kullanımına, Mısır'da, pirinçte, patateste, pamukta, hepsinde genel olarak gübre kullanımının yoğun olduğunu görüyoruz. Yine ilaçlama oranında yüksek olduğunu söyleyebiliriz. ABD soya fasulyesi, mısır, turunçgil üretiminde dünyada ilk sırada, tütün üretiminde ise ikinci sırada. Tarım ABD ekonomisi açısından oldukça önemlidir. Tarım ve tarıma değerli ürünlerin ihracatında ABD 60,7 milyar dolarla dünyada ilk sırada yer almaktadır. Tarım gelirinde ilk sırada yer alır. Tarım ürünleri ülkenin dış satımının %10'unu oluşturmaktadır. ABD'de ormancılık da gelişmiştir. Rusya'dan sonra kereste yapımında ikinci sıradadır. Ülkede hayvancılık ise modern yöntemlerle yapıldığı için yüksek oranda verim alınır. Sığır, domuz besiciliği ve kümes hayvancılığı, balıkçılık bunların başlıcalarıdır. ABD'deki sanayiye baktığımız zaman ABD ağır sanayinin ham maddesi olarak taş kömürü ve petrol yönden oldukça zengin bir ülkedir. Dünya kömür üretiminin %25'ini karşılayan havzalar Apalaş Dağları'nda yer alır. Tüm bunlar sanayinin gelişmesi için elverişli koşullar sağlamaktadır. ABD dünyanın en büyük sanayi devletidir. Petrokimya, otomotiv, makine, meteoroloji, elektronik, ilaç, uzay, savunma sanayi ülkede başlıca sanayi kollarıdır. ABD'de sanayi merkezleri genelde göller yöresi ve Kaliforniya'da da yoğunlaşmıştır. ABD'nin ulaşım ve turizmine baktığımız zaman ABD'de ulaşım ağı sık ve gelişmiştir. Dünyadaki demiryolu ağının yaklaşık 1/3'ü ABD'dedir. Karayolları ve havayolları yönünden ulaşım ağı sık ve gelişmiştir. Ulaşım bakımından fazla gelişmiş bir ülkedir. Her ulaşım sisteminin geliştiğini söyleyebiliriz. Turizm yönünden ise en fazla turizm geliri olan ülkedir. Dünyada en fazla turizm geliri olan ülke ABD. Ülkedeki başlıca turizm merkezleri Hawaii Adaları, Los Angeles ve Miami'dir. Konumuza Japonya ile devam ediyoruz. Japonya'nın başkenti Tokyo. Din olarak daha çok Şintoizm ve Budizm etkili olmaktadır. Kişi başına düşen milli geliri 23.100 ABD doları. Yıllık nüfus artış hızı 2/1, düşük bir oran. Şehir nüfus oranı %79, okuma yazma bilmeyen oranı ise %0 ve ortalama yaşam süresinin en uzun olduğu ülkelerin başında gelmektedir. Japonya'nın konumuna öncelikle bakalım. Asya'nın doğusunda bir ada ülkesidir. Japonya bir ada ülkesi. 4 büyük adadan oluşur. Bu adalar Hokkaido, Shikoku, Honshu ve Kyushu'dur. Bu 4 büyük ada ülkenin %97'sini oluşturur. %3'lük bölümü ise 3900 küçük adacıktan oluşur. Kuzeyinde Ohotsk Denizi, batısında Japon Denizi, doğusunda ve güneyinde Büyük Japon Denizi, doğusunda ve güneyinde Büyük Okyanus bulunur.
Yer şekillerine baktığımız zaman Japonya oldukça dağlık bir ülkedir. Baktığımızda ülkenin yaklaşık 170 bini dağlar oluşturur. 3376 metre ile Fuji Dağı ülkenin en yüksek dağıdır. 200'ün üzerinde aktif volkanik dağ bulunur. Japonya'da akarsuların akış hızları fazla, enerji potansiyelleri ve boyları kısadır çünkü ortalama yükseltisi fazla. Tone ve Shinano başlıca akarsularındandır. Japonya'da bulunan yaklaşık 600 gölün büyük çoğunluğu tektonik göllerdir. Deprem sonrasında oluşmuştur. Tektonik hareketler sonrasında oluşmuştur. Ülkenin yaklaşık %20'ini kapsayan ovalar kıyılarda toplanmıştır. İklim ve bitki örtüsüne baktığımız zaman ülke genelinde muson iklimi etkilidir. Kuzey kesiminde Oeshiba soğuk su akıntısının etkisiyle kışları soğuk ve kar yağışlı geçer. Ülkenin %65'i ormanlarla kaplıdır. Güneyinde geniş yapraklı, kuzeyinde iğne yapraklı ormanlar dağılış göstermektedir. Nüfus ve yerleşmesine baktığımızda nüfus artış hızı düşük olmasına rağmen nüfus yoğunluğu yüksektir. Yaşlı nüfusun fazla olması nedeniyle nüfus artış hızını artıran politika uygulanmaktadır. Dağlık ve engebeli olduğu için nüfus alçak düzlüklerde, kıyılarda ve ovalarda toplanmıştır. Tokyo, Kobe, Osaka, Yokohama gibi şehirlerde nüfus yoğunluğu fazladır. Tarım hayvancılığına baktığımız zaman tarım alanları sınırlıdır. Bu yüzden tarımsal üretim ülkeye ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Özellikle tarım alanlarının yükseltiden dolayı sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle burada hidrofonik tarım yöntemi uygulanmakta, yani suyun içerisinde tarım ürünleri yetiştirilmektedir. Balıkçılık gelişmiştir. Tüketim fazla olduğu için balık ithal etmektedir. İhtiyacını karşılamadığı için daha çok ithal etmektedir. Sanayisine baktığımız zaman dünyanın 3. sanayi ülkesidir. Yeraltı kaynakları bakımından fakirdir ve bu nedenle ham maddeyi genelde ithal eder. Petrol, uranyum, doğalgaz, demir, pamuk, kauçuk, kereste, kömür ithal ettiği ürünlerdir. Japonya'da sanayi tesislerinin çoğu kıyıda toplanmıştır. Bunun nedeni dış alımının kolay olması ve üretilen malların çabuk gönderilmesidir. Ulaşım ve turizmine baktığımızda Japonya'da bütün ulaşım yolları gelişmiştir. 71 havaalanı vardır. Doğal güzellikleri, kültürel yapısı, volkanik dağları ve kaplıcaları çekici bir turizm merkezidir. Japonya'nın ardından Almanya ile devam ediyoruz. Almanya başkenti baktığımız zaman Berlin'dir. Genel olarak din Hristiyanlık. Kişi başına düşen milli gelirin yüksek olduğunu görüyoruz. Yıllık nüfus artış hızı çok düşük. Burada doğum oranının çok düşük olduğunu gösterir. Şehir nüfusu fazla ve ortalama yaşam süresi uzun olduğu gibi okuryazar oranı da %100'dür. Şimdi Almanya'nın genel özelliklerine baktığımız zaman kuzeyinde Kuzey ve Baltık Denizi, batısında Fransa, Lüksemburg, Belçika, Hollanda, güneyinde Avustralya, İsviçre, doğusunda Çek Cumhuriyeti, Polonya ve kuzeyinde Danimarka bulunur. Yer şekillerine baktığımız zaman Kuzey Almanya ovalarından bahsedecek olursak yükseltisi 50 metreyi aşmayan ovalardan oluşur. Merkezi Almanya yükseltisi 1000 metreye kadar olan platolardan oluşur. Güney Almanya Bavyera Alpleri ve Bavyera platolarından kaynağını alan Tuna Nehri Avrupa'nın en önemli nehridir. Ems, Weser ve Elbe en önemli akarsularıdır. Bunlar da en önemli akarsuları. İklim ve bitki örtüsüne baktığımız zaman kuzey ve kuzeybatı bölgelerinde özellikle okyanusal iklim, doğuda karasal iklim, orta ve güney Almanya okyanusal iklimden karasal iklime geçiş özelliği gösterir. Bitki örtüsü ise iğne yapraklı ormanlar ve bozkırların bulunduğu yerlerde de steplerdir. Almanya'nın nüfusa yerleşmesine baktığımız zaman özellikle Avrupa'nın en kalabalık ülkesidir. 7 milyonu aşan Türk nüfusu önemli bir paya sahiptir. Nüfusun büyük kısmı Ruhr Vadisi ve Ben arasında toplanmıştır. Çünkü burada sanayi faaliyetleri gelişmiştir. Berlin, Hamburg, Münih, Frankfurt, Dortmund, Essen, Düsseldorf, Stuttgart, Bremen en önemli şehirleri arasında yer alır. Tarım ve hayvancılığa baktığımız zaman tarım alanları ve tarımsal verim fazladır. Özellikle patates, buğday, çavdar, üzüm, tütün, şeker pancarı başlıca tarım ürünleridir. Tüketim fazla olduğu için tarım ürünlerini genelde ithal ederler.
Hayvancılık Kuzey Almanya ovaları ve güneydeki Alpin otlaklarında yaygındır. Sanayisine baktığımız zaman kömür en önemli yeraltı kaynağıdır. Taş kömürü en önemli yeraltı kaynağıdır. Avrupa'nın en büyük ekonomik gücüne sahip ülkesidir. Demir, çelik, otomotiv, kimya, tekstil, elektronik gelişmiştir. Özellikle otomotivde dünyada ilk sırada yer almaktadır. Ve Türkiye'nin dış ticaretinde yine ilk sırada yer alan ülke Almanya'dır. Bugün burada konumuza son verirken diğer konumuzda ise yine ülkelerden devam edeceğiz. Bu defa Rusya'dan başlayacağız. Ardından Hindistan'ı, sonra Hollanda'yı işleyeceğiz. Böylece konumuzu daha sonra da Fransa ve Çin'le birlikte sonlandıracağız. Ve ardından diğer konularla devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde bu nedenle görüşmek dileğiyle.